Mustafa Güzelgöz gayrimenkul danışmanı olsaydı nasıl çalışırdı? Yıl 1943, Mustafa Güzelgöz 20'li yaşlarının başında bir kütüphane sorumlusu olarak Ürgüp'teki Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne atanıyor. Giderken çok heyecanlı, insanlar kitap okuyacak, çocuklar kitap okuyacak, herkes kütüphaneye gelecek diye düşünüyor. Göreve başlıyor, bir hafta oluyor, kimse gelmiyor. İkinci haftanın sonu kütüphaneden bir kişi bile girip bir kitap almamış. Üçüncü hafta, dördüncü hafta kendisi diyor ki ben ilk ayın sonunda maaşım yattı ama kendimi çok rahatsız hissettim. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bir gideyim köydekilerle konuşayım. Girişimciliğin temel adımı. Hayatınızı değiştirmek istediğiniz, değer katmak istediğiniz insanlar size gelmiyorsa sizin onlara gitmeniz gerekir. Tahmin edin bakalım köydeki, kasabadaki erkeklerin hepsi nerede? Doğru tahmin ettiniz, kahvede. Gidiyor diyor ki ya ağalar kütüphane açıldı, gelseniz kitap okusanız, çocukları gönderseniz, işte biz de boş boş oturuyoruz. Ya kardeşim sana ne ya, ne olacak, millet gelecek kitap okuyacak, karışma, isteyen gelir, sen otur oturduğun yerde salla başını al maaşını. İkinci ayın ortasına doğru gerçekten rahatsız hissediyor ve ne yapabilirim, ne yapabilirim? Girişimciliğin temel kuralı neydi? Size gelmiyorsa sizin gitmeniz gerekir. İlk diyor ben köylerden başlayayım ya. Köylerdeki çocuklar çok fazla diyor kitap okuma şansına sahip değil. Şimdi ekranda gördüğünüz fotoğrafta olduğu gibi kendi parasıyla bir eşek satın alıyor. Eşeğin üstüne bir tane kutu koyuyor ve Ürgüp Gezici Kütüphane Servisi yazıyor. İçerisine kitapları koyuyor ve köyleri ziyarete başlıyor. Köylere ilk defa dışarıdan birisi karşılık beklemeden bir şeyler getirmiş. Ve gittikten sonra girişte karşılaşıyorlar. Aa bu amca kim nedir diyerek girdiği anda çocuklar diyor bu kitapları size getirdim. Bunları okuyun ama iyi bakın. Çünkü eşeğin öbür tarafına da kitap iade sandığı koymuş. Ben de 15 gün sonra geleceğim kitapları size başka kitap vereceğim. Bu şekilde köy köy gezmeye başlıyor. Bu haftalar, aylar ve senelerce devam ettikten sonra en sonunda 36'nın üzerinde köye hizmet götürmüş. Artık insanlar kitap okumaya başlıyor. Kütüphanelere de gelmeye başlıyorlar. Bununla beraber kütüphanelere gelirken genelde biraz daha erkeklerin ağırlıklı olduğunu gördüğünde ya genç kızlar, kadınlar nerededir diyor. O dönemde o kırsal bölgede genelde genç kızlar ve kadınlar ağırlıklı olarak bir dikiş makinesi varsa onun etrafında bulunuyor. Diyor ki ben eğer kütüphaneye bir dikiş makinesi koyabilirsem kadınları da buraya çekebilirim. O dönemin ünlü markalarına Zenit ve Singer'e mektup yazıyor. İlk sponsorluk faaliyeti, tamam mı? Diyor ki bana dikiş makinesi gönderin, ben de sizin isminizi kütüphaneye yazayım diyor. Etrafındakiler diyor ki gönderirler mi gelir mi o dönemde düşünsenize böyle şey çok da değerli bir ürün. Ve Zenit ve Singer toplamda bir tanesi 9 bir tanesi 1 tane olmak üzere 10 tane makine gönderiyorlar. 10 tane makineyi kütüphaneye koyuyor. Bunu duyan bütün kadınlar genç kızlar kütüphaneye hücum ediyor. 10 makine bile yetmiyor sıra oluyor. Sırada bekleyen insanlara ne yapıyor tahmin edin? Kitaplar veriyor. Tarihle ilgili, edebiyatla ilgili, dünya klasikleriyle ilgili, çocuk yetiştirmeyle ilgili. Bunları yetiştiriyor. Girişimcilikle ilgili, o zaman tabii girişimcilik kelimesini kullanmamış olabilir eminim. Ama yaptığı şey bana sorarsanız girişimcilik. Girişimcilik deyince illa aklınıza Zuckerberg falan böyle işte Sergey Brin, Larry Page veya Elon Musk gelmemeli. Girişimcilik denilen şey benim bu hikayeye ilk duyduğum ve benim de hayatıma çok değer katan sevgili Ahmet Şerif İzgören hocamızın tanımıyla ne iş yaparsan yap bulunduğun yere değer katmaktır. Bir karşılık beklemeden değer katmaktır ve orada bu değeri katarken bölgede ne yapabilir başka kadınlar derken halı dokuma işini insanlara daha fazla anlatıyor. Halı dokuma başlıyor bir endüstri. Demek istediğim anız bulunduğu yere çok fazla değer katıyor. Fakat hikaye burada bitmiyor. Olan şeylerden bir tanesi Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda Mustafa Güzelgöz'ün verdiği kitaplardan ilham alarak Büyükşehir'e gitmiş burada çalışan bir tane çocuk bir bildirge görüyor. Yani bir haber gelmiş. Gelen haber şu. Birleşmiş Milletler Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği ile birlikte dünya genelinde ilk defa düzenlenecek bir yarışma yapıyorlar. İnsanlığa üstün hizmet madalyası verilecek. Nasıl yani? Her ülkeden birer aday belirlenecek. Bu adaylar bir karşılık beklemeden bulunduğu yere değer katan, insanlığa üstün hizmet veren insanlar olacaklar. Diyor ki ya bizim böyle bir eşekli kütüphanecimiz var, ondan daha iyi bir aday olamaz. Mustafa Güzelgöz'e haber gidiyor ve Mustafa Güzelgöz Türkiye'yi temsilen, dünya genelinde ilk defa yapılacak olan Birleşmiş Milletler ve
Dünya Amerikan Barış Gönülleri Derneği'nin ortak yaptığı bu çalışmada Türkiye'yi temsilen gidiyor. Oylamalar yapılıyor. Her ülkeden inanılmaz adaylar gelmiş. Ve benim hikayede araştırdığım kadarıyla ilk aşamayı geçerek ikinci günkü oylamaya kalıyor. Oylar bir veriliyor. Oylar verildiğinde iki tane neredeyse birinci çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İtalyan aday, bir tanesi Mustafa Güzelgöz. Fakat jüride oy vermeyen bir kişi daha var. O kişiye mikrofonları uzatıyorlar ve diyorlar ki ne düşünüyorsunuz? Ben buraya gelirken benim adayım belliydi diyor. Ama ben dün sabaha kadar düşündüm. Birçok adayın daha fazla gücü varken Türk temsilci olan Mustafa Güzelgöz oturduğu yerde oturmak varken kendi cebinden para harcayıp eşek alıp köy köy gezip insanların hayal gücünü büyülemiş diyor. Benim oyum Mustafa Güzelgöz ediyor. Hepimizi gururlandıracak şekilde Mustafa Güzelgöz bu üstün insanlığa hizmet madalyası ödülünü Türkiye'ye getiriyor. Ve sanırım şu anda içinizden hepiniz alkışlıyorsunuz aslında. Fakat burada da bitmiyor hikaye. Ödülü kim verecek? Tahmin edin kim verebilir? 1963 yılı. 1963 yılında Amerika'daki bu ödülü JF Kennedy'den alıyor. Kennedy'nin suikasttan önce katıldığı son organizasyonlardan bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Ve ödülü almak için tercümanla beraber Kennedy'nin yanına gidiyor. Ödülü alıyor. Tam inecekken tekrar Kennedy'ye doğru yöneliyor. Korumalar falan durduruyorlar. Ve arkasından tercüman diyor ki şunu bir çevirir misin diyor. Bunu mu çevireyim diyor tercüman. Evet bir çevir. Arkasından tercüman Mustafa Güzelgöz'ün söylediğini Kennedy'ye aktarıyor. Bazı kaynaklar Kennedy'nin yarım dakikadan fazla kahkaha attığını söyler ve dönüp diyor ki tamam. Ertesi gün Mustafa Güzelgöz ayrılıyor. Kennedy'nin basın toplantısı. O kadar konu var ülkede. Ve basının en çok sorduğu soru ne olabilir tahmin edin. Türk kütüphanecisi ne söyledi güldünüz? Ne söylemiş biliyor musunuz? Demiş ki kışın havalar çok kötü oluyor. Yağmur çamur oluyor. Biz köylere eşeklerle her zaman gidemeyebiliyoruz. Çocuklar kitapsız kalıyor. Ben sizin burada böyle arazi arabaları, jipler falan gördüm. Biz onlardan bir tane hediye edip göndersene demiş. Ve bu isteği de kabul alıyor. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz gibi bu aracı da Ürgüp'e getiriyor ve artık araçla gitmeye başlıyorlar. Mustafa Güzelgöz adına yazılmış kitaplar var, çekilmiş filmler ve belgeseller var. Halk oraya gelen o kadar hizmet eden hiç kimsenin heykelini dikmek istememiş ama Mustafa Güzelgöz'ün ve eşeğinin orada heykeli var. Tekrar söyleyeceğim, girişimcilik denilen şey bulunduğunuz yere değer katmaktır. Ve ben bu hikayeyi duyduğumda kendime sorduğum rahatsız edici soruyu size de soracağım. Barış, acaba ne kadar değer katıyorsun dedim. Bulunduğun işe, bulunduğun ortama veya ilişkilerine. Peki hoca bunun gayrimenkul danışmanlığıyla ne alakası var diyorsanız, şahsi fikrim çok alakası var. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde işi en iyi yapan danışmanlarla çok yakından çalışıyoruz. Ve en çok kazanan danışmanlar ilk olarak uzmanlığıyla bir karşılık beklemeden bulunduğu yere bilgisiyle, hizmetiyle, yönlendirmesiyle değer katanlar. Bence milli kahramanlarımızdan bir tanesi olan Mustafa Güzelgöz bugün gayrimenkul danışmanlığı yapsaydı ilk olarak işini adam akıllı yapardı. Bir karşılık beklemeden dürüst bir şekilde gördüğü herkese gayrimenkul alım satımıyla ilgili, kiralaması yatırımıyla ilgili onlar için değer arz edecek bilgileri paylaşırdı. Bilgi düzeyi kesin üst düzey olurdu ve ekonomik koşullar şu, piyasa bu filan demezdi. Sponsorluk anlaşmaları, barter anlaşmalarını çok çok iyi yapardı. Bence o dönemde 1940'lı yıllarda Zenit ve Singer'den 10 tane makine aldıysa hayatına değer katmak istediği insanlar için eminim günümüzde de çok sponsor bulurdu kendisine. Bununla birlikte olduğu yerde olmazdı ve hangi markada çalışırsa çalışsın Mustafa Güzelgöz, lokal, yerel, ulusal, uluslararası sanırım kendi markasının dünya genelindeki en prestijli değer katma ödülünü alırdı diye düşünüyorum. Ödül sadece burada bu işin sembolü ama şunu da söyleyeyim yani finans tarafını çok işin içine sokmak istiyorum ama çok net söyleyeyim mi? Mustafa Güzelgöz bu kadar değer katarken daha fazla para kazanacağını hesaplayarak falan yapmadı. Ama gayrimenkul danışman olarak işe değer kattığınızda, insanlara değer kattığınızda, bir karşılık beklemeden değer sunduğunuzda onun devlet memuru olarak aldığı gibi sabit maaş değil bunun çok çok daha fazlasını da kazanıyorsunuz. O yüzden biz Remax'te buna inanıyoruz.
Müşterilerimiz bizimle çalışsa da çalışmasa da onlara değer sunmak. Bakın yetki belgeli çalışmak istemeyebilirsiniz ama 8-10 kişiyle açık olarak çalışırsanız sizi neler bekliyor? Benim evimdeki portföyden buradan ev almak istemeyebilirsiniz ama en son satılmış evlerin fiyatları bu. Ve buradan ev alacaksanız buradaki insanlar şu konuda mutluyken bu konulardan da çekince yaşayabiliyorlar. Acaba değer sunarak bir karşılık beklemeden karşı tarafa nasıl sadece onlar odaklı yaklaşabiliriz? Bu nokta içerisinde İnsanların hayatına değer katacağımız, karşılık beklemeden karşılık sunacağız ki eminim karşılığı fazlasıyla gelecektir. Bu şekilde devam edeceğiniz harika bir kariyer diliyorum. Gayrimenkul danışmanlığı ve RE/MAX hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız linki tıklayabilirsiniz.